Erman Hocam, devre arasında konuştuğumuzda hani Galatasaray oynuyor ama en büyük eksikliği sezon başından beri o oyuna akıl koyacak adam demiştik ki biz burada siz gelene kadar konuşurken de oyuna kontrol edip oyunu, tempoyu belirleyecek Topla bir tempoyu belirleyecek. lider, bir akıl, oyun aklı olmamasının etkisi hissediliyor dedik. Buna mukabil tabii derbi öncesi galibiyet önemlidir, moraldir. Fakat Levent abi de dedi ki belli bir bölümden sonra hani Karagümrük iyi olmamasına rağmen bir 20 dakika oyunu bıraktılar, topu bıraktılar. Değişikliklerde ve hamlelerde sıkıntı oldu diye konuştu. Aynı fikirde misiniz? Ne gördünüz bugün Galatasaray açısından? Derbiye şöyle kafanızda nasıl şekillendi gelecek haftaya Fenerbahçe Galatasaray derbisine ilişkin öngörüleriniz? Hocam derbiye daha bir hafta var, kim öyle kim kala da. Ben arkadaşlarımdan telefon aldım. Ya diyorlar ki hoca ya. Oruç tuttuk. İftarı açtık. Hani çorbayı yedik. Yanında bir şeyler daha yedik. İşte çay kahve içtik. Maça oturduk. Hani şöyle güzel maç izleyelim Tabii. diye. Ya yarım saat sonra uyuklamışız diyorlar. Yani Kan şekeri de yükseldi tabii Şikayet iftardan var sonra. çünkü hele öyle yemekten sonra yani 8.30'da top oynayacak takımların biraz oruç tutanlara falan saygılı olmaları lazım. Biraz tempoyu artırmaları lazım ki adamlar uyumasınlar. Ya yedikleri yemeği yani midelerinde çöküntü yapmasın, Tabii hareketli olsunlar, biraz kan şeker demirhane düşüyor falan herkes de alsın. yemeği yedikten sonra. Yani şikayet aldım ki kesin doğru, benim bir ara uykum geldi. Yani Galatasaray takımı Kerem çıkana kadar o da şahsi biraz çabuk hareketler yaptı. Kerim çıktıktan sonra durdu. Karagümrük'e bakıyorum. Ya Karagümrük inanılır gibi değil ya. Hani Mehter takımı Hakikaten. daha hızlı. Üç ileri bir geri. Bize şey takımı ne o? Karagümrük takımı üç ileri dört geri. Yani inanılır gibi değil. Geriye top atıyorlar. Rakip böyle hazırlanıyor hep beraber. Gomis'i bile beklediler gelsin diye geriye. Gomis bile geriye geldi ha. Topun gerisine geçti yani. Düşünün Karagümrük'ün top oynama felsefesini ve mantığını. Hurma bu işleri halleder gibi mi giriyor? Yani Karagümrük'ü ben 3 senedir falan hiç bu kadar kötü görmedim, onu söyleyeyim. Sanki hocam erken ligi bitirmiş havasında değil mi? Evet. Yani bitmiş, Abi tatile çıkmış bir şimdi görüntüsü var hani Karagümrük Galatasaray oyuncuların. iyi olur. Galatasaray'a bakıyorum. Uçmasını mı istiyorlar, ne yapacak? Galatasaray'a bakıyorum. Galatasaray'da oyun kuran adam kim abi? Muslera. Veya Marko. Orta sahada Galatasaray'da oyun kuran bir adam var mı? Yönlendiren, hızlandıran, yavaşlattıran ve orta sahada birinin olması lazım. Bir beynin olması lazım. Bir üst akılın olması lazım. Galatasaray'da varsa söyleyin. Yani. Yok, sezon başından beri Varsa zaten en ben büyük sizin de eksikliği. Yok, en büyük şey bu Aynen. işte. Sezon başından beri yani bu maç değil, genelde de yok hocam. Evet. Ama işte şimdi diyoruz ki haftaya Fenerbahçe Galatasaray. İnşallah iyi olur. Şimdi gündüz Fener maçını seyrettim. Fenerbahçe biraz daha tempolu oynuyor. Biraz daha eskiye göre daha istiyor. Biraz daha topçular zorluyorlar filan kendilerini. Hani şimdi Galatasaray'da o yok ama haftaya Galatasaray Fener maçı ne olur biliyorsun bu şey. İnşallah Derbidir, belli olmuyor işte inşallah iyi olur. derbisi. Ama şimdi şunu da düşünüyorum. Mesela yarın bir Trabzon Beşiktaş maçı oynanacak. Zannediyorum bugünküler gibi olmaz. Zannediyorum. Daha tempolu geçeceğini, daha böyle bir iki tarafta bir şeylerin yapacağını falan düşünüyorum yarınki maçta. Yani bu iki maç gibi maç olmayacak yarın. Gibime geliyor. İnşallah utandırmazlar iki tarafta. Bir tarafın da teknik adamı yeni. O çok önemli bir faktör. Doğru. Doğru. Yani yeni adam geldiği zaman bir müddet gider. 4-5 maç sonra teklemek başlar. Yarın görelim bakalım nasıl oynayacaklar, ne yapacaklar. Yani yöneticiler de konuşmuşlardır teknik adam. Şimdi bu teknik adam geldi. Sezon sonu karar verecekler çünkü. Beşiktaş'ın geleceğine karar verecekler. Tabii. Muslera da diyor ki Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız demiş Fernando Muslera. Bugün penaltıyı atarken Pesic, biz Erman Hoca ile yan yanaydık. Ya bu Adresi penaltıya gösterdi. geliş şekli çok gösterdi ya köşeyi Çok. dedi. Bunu çıkartır dedi.
Baktık çıkarttı. Sonra biz tabii şeye baktık. Ya Muslera'nın ayağının çizgide olduğunu görüyoruz da kim vurdu, dokundu falan oralara bakarken. Ama Pesic hakikaten Muslera gibi bir kaleciyi o kadar belli edersen köşeyi. Oradan ayağı çevirmek de kolay iş değil yani. Hani bileğini çevirir diye. Ben dedim acaba onu yapacak mı? Hani öyle bir şey yapabilecek bileğini mi? Bileğini bu tarafa çevirmeye kalksa de... kaçırma şansı da fazla olur. Tabii. Öyle. Nasıl yıllarca çevirecek Alex zaten o kadar? Aynı yere yattı, bir kişi çıkaramadı ya. Ama işte o Allah Alex. O... Ne olur yani. Kötü vurmuş. Bence hani, Alex hep aynı köşeye attı ki direkt dibine. Alex'in, uçtular çıkaramadılar. Alex'in penaltıya geliş şekliyle bunun penaltıya geliş şekli arasında fark var. Alex penaltıya gelir hiç eğik gelmez. Hep düz gelirdi oraya vururdu. Yere alta vururdu. Ama ben kaleci olsaydım hep bunu derdim. Alex oraya atıyor. Elinden koymuş gibi atıyor. Ben Alex'i buraya zorlardım. Ha atar, atamazsa kaçar. Hiç olmazsa burada riski var. Ama buraya atınca atıyor. Hocam ben kaleci olsam yani bu tarafa atarım oraya zorlarım. Çünkü oraya kaçırma şansı var. Ama buraya kaçırma şansı yok. Ama düz geliyor. Hocam. Ve sert duruyor yere. Hocam çok bu net, öyle değil. Çok net vuruyordu Alex. Çıkmaza vuruyor, yanağlara vuruyordu. Tabii. Tabii top canım. Yana, dikkat et bir vuruyor, top yanağlarda kalıyor. Tabii. Yani bir de yarım metreden gidiyor. Ha, yarım evet, metreden. Evet, yani haklısınız. Üstten de gidiyor. Doğru, aynen. Geliyor, oraya vuruyor. Tabii. Ama hep onu derdim ya. Ben olsam kalecinin yerinde buraya vurdururum. Atar. Atamazsa kaçırma şansı fazla burada yok. Tabii. Ki o zaman da şey solak oyuncular zaten siz de biliyorsunuz. Tabii, o tarafa daha rahat. Öyle olsun şimdi daha kolay. Tabii, yani nereden baksan yarım metre öne geliyordu kaleciler. Ya bir de Muslera'nın hakkını vermek gerekir. Yani öyle böyle penaltıyı da kurtardı tabii, tecrübesiyle. Tabii çok güzel çıkarttı. Hep denir ya penaltı kurtarılmaz kaçırılır diye. Bu kurtarılan penaltı. Doğru yani. Kaleci hissetti nereye atacağını. Oraya da hamlesini yaptı yani. Levent abi tabii Barış Alper Yılmaz'la ilgili doğru tespitleri. Şunu da söyleyeyim. Ömer Bayram, yani Ömer Bayram'ın geçen Gaziantep maçında oynamıştı, konuşmuştuk. Bir tane Galatasaray takımında, o 19 takımda altyapıdan bir tane oyuncu yok mu? Bir de hedefsiz bir Galatasaray var. Yani bir tane oyuncu oynatın ya. Bir sağ bek oynatın. Semih oynattınız olmadı işte Gaziantep'te. Farklı mağlup oldu. Yani bir Ömer, yani Ömer'in yerine bir tane altyapıda sağ bek oyuncu yok mu oynayacak? Hocam Alparslan da oynar orada. Ya onu oynat. Evet. Kızdın. Geçen sana bir defa tavır yani, koydu diye kızdın, adamı oynatmıyorsun. Dedikoduları örtsün diye Alparslan'ın şeyi alıyorsun kadroya ya, Arda'yı. Yani ne alakası var? Yüzlerine bile bakmıyorsun Osman'da. Hiç bakmıyorsun. Biliyoruz ne ya. Ne tavır koymuş? Ya kızgın onlara. Ya yani Alparslan'la bir konuşma yapmışlar. Tabii. Orada bir Alparslan gülmüşmüş falan. O günden beri adama takık ya. Ya ya Galatasaray takımının iddiası yok. Tabii ki her takım bir iddiası vardır. Büyük camiaların tabii ligi mutlaka iyi bitirecektir ama sonuçta bir tane sağ bek altyapıda 19 takımda yok mu Ender? Sağ bek oynayacak. Ömer Bayram aldığı bütün topları rakibe atıyor. Pasa tas yapıyor. Çok. İkinci yarı bütün bir ara Karagümrük atakları oradan geldi. Direkt oradan yönlendirdiler. Aşırı yüklenmeyi oradan yaptılar. Zaten yani bir tane sağ bek yok mu hocam? Değil mi? Takımlarda yukarıda yönetimde futbolu bilen birileri olursa bunu oynat bunu oynatma diye değil. Kulüplerin istikballeri için bazı adamları teknik adamlarla konuşmaları gerekir. Kesinlikle. Bunu yapan adamı biliyorum mesela İlhan abi. Tabii. İlhan Cavcav'dı. Niye oynatmıyorsun, niye oynatıyorsun demezdi. Ya bu adamı kazanmamız lazım. Bunun şeyi var, ne düşünüyorsun? Bunu nasıl oynatırız? Bu şimdi yöneticinin hakkı bunu demek ama uygun bir Reha'yı oynat demek hakkı değil. Hakkı değil, doğru. Ama bir kulübün geleceği için bazı şeyleri tartışmakta fayda var. Ama öyle adam var mı? Yok. Bak şimdi her şeyde, her spor kulübünde yeni yasada iki tane eski sporcu şartı koydular, koymuşlar. Ya. Voleybolda da olacak, baskette de olacak, futbolda da olacak. Federasyonlar için. Yani, evet federasyonlar. Federasyonlar için. İki tane sporcu Ankara, olacak. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Ankara Gücü'nde çalışıyorum. Gençler Birliği'yle derbi maçı oynayacağız. Hakan Keleş'le Zafer'i kestim. Zafer de biliyorsun A Milli Takım Kalesi'ye doğru 3. falan. Hı. Hakan Keleş'le öyle o oynatmadı. Ya Cemal Aydın rahmetli şokta bana mesaj yolluyor. Ya şöyle böyle falan vesaire bilmem ne. Oynatmadım. İkisini de oynatmadım. Çalışanlar falan bir surat anlatamam. İkisi oynamadı diye. Neyse biz çıktık 1-0 yendik. Maçı kazandık. Çalışanlara ben de selam vermiyorum ama kulüp içinde. Görüyorlar ben de selam. Yani onlar vermiyor ben de. Maç bitti hepsi benim odaya hocam. Ya dedim siz dedim Ankara güçlüsünüz. Biz profesyoneliz. Siz burada senelerdir çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz. Hepsini toparladım hocam. Teknik adam odasına geldi. Bizim ekip de orada. Ya kardeşim biz dedim böyle bir görüş. Hakan Keleş'le Zafer'i. Siz dedim yaptığın surat vesaire ne?
Bu maçı kazandı mı? Takım kazandı. Siz de buradan prim alacak mısınız? Alacaksınız. Biz kötü gittiğinde gideceğiz. Yine kalacaksınız dedim siz burada. Ama sizin yaptığınız hareket, tavır hoş değil dedim. Yani sizin dediğiniz gibi Cemal Aydın rahmetli o zaman hep böyle mesajlar falan. Ama antrenör inandığını veya bunu söylerken de dediğiniz gibi çok doğru yapması gerekir. Rahmetli Cav çok doğru usup. Tabii ki yönetici bir fikrini söyleyebilir antrenöre. Çünkü ikisi de takımın başarısı için hareket ediyor değil mi hocam? Ama işte rahmetli Cavcav gibi bunu da çok doğru bir şekilde dille anlatması gerek. Bu arada Nef Stadyumu'ndan aşağıda görüyorsunuz canlı görüntüler. Futbolcular yavaş yavaş stadı terk ediyor. Bakalım orada şey kurulmuş, mikrofonlar da hazırlanmış. Bazı futbolcuların açıklama yapmasını bekliyoruz biz çıkışta. Bir yandan da Levent abi malum işte geçtiğimiz hafta sonundaki o İbra işinden sonra kolay da bir hafta geçirmedi Galatasaray. Şimdi çok da kısa bir süre, ayın 8'i değil mi? Liste verilmesi için. Bir şey de değil. Yani şu önümüzdeki cuma günü listeler verilmiş olacak. 30'unda da, 30'unda seçim, da seçim var. Yani Galatasaray geleceğine şekil verecek. Onlar nasıl gidiyor bu arada? Hani görüntüler gelmeden o konularda da senden şu perde arkasındaki gelişmeleri bir rica edelim. Vallahi Burak Elmas'ın ibra edilmemesinde kendi verdiği sözlerin belki yerine getirmemesi etken ama bence Lezotoma'nın bir revanşı diye düşünüyorum bunu. O gün orada Galatasaray'ın büyükleri bir araya geldiler. Dediler ki Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile birleş. Eşref Bey başkan olsun. Sen de altına gir dediler. Hayır dedi, ya ben 2 yıldır çalışıyorum. Benim bir ekibim var dedi. Ben ekibimle çalışmak istiyorum dedi. Hatta masadan kalkıp giderken Adnan Öztürk çevirdi. Yine masaya oturdular. O günün büyükleri resmen çalıştılar. O organizasyonun da kusura bakmayın. Yani isim babasının Dursun Özbek olduğunu da öğrendim. 3 başkanı bir araya getirmeye çalıştığını. Dursun Bey'in bir arkadaşına bunu söylediğini, onu da eski yöneticiye Ümit Özdemir'e söylediğini ve başkalarının devreye girdiğini, diğerlerini söylemeyeceğim. Yani bir başkasının fikrini alıp bir başkası kendi fikrinize çevirtmesi çok yanlışmış. Bunu da düşündüm ve çok ayıpladım yani bunu. Kusura bakmayın. Yani 3 başkanı çağıran, 3 başkandan da evet alan adayından yani. Hı-hı. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Metin Öztürk'ten birleşin, görüşün. Galatasaray tek güçlü bir listeyle girsin. Gelin burada görüşün. Peki diyorlar. Geçen seçimde. Onun fikrini çalıp bir başkasına söylüyorsunuz. Sonra Ünal Aysal'ı oralara toplayıp oradan akıl verip birleştirmeye çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Tamam, bir deviri kapattınız. Bunun revanşını aldınız. Bunun revanşında da ibra almadı. Ama bu ibrazlık tek taraflı değil. Bunun için uğraştınız. Çaba sarf ettiniz. Bugün Burak Bey'le de konuştuğum aynı şeyi söyledi. 2400 kişi vardı. 1100 kişi gitti, kalsalardı ibra olurdum dedi. Burada ibra olmamasındaki en büyük etken 2 yöneticinin istifa etmesi, artı Işıtan Gün'ün davranış biçimleri, açık konuşalım. Onun çabası, o gün içeride odada oturması, çıkıp yönetim kurulunda oturamaması, konuşmaların bütün yoğunluğunun ona olması tweetlerinden dolayı. Bir çok tane de rapor yazmış biliyorsunuz, diyor ki bak o raporu çok şaşırdım ben ya. O raporu çok şaşırdım. Manşet oluyor bir gazetede. Şöyle diyor ki 24 Haziran'da 2020'de Burak Elmas'ın talebi üzerine hazırladığı raporu açıklayıp şok iddialı. Galatasaray'da transferi bir çete yapıyor. Ya 19'unda seçim oldu Haziran'ın. Evet. Birkaç gün, bir hafta sonra şeyi aldınız, mazbatayı aldınız. Bu rapor nasıl olmuş 24 Haziran'da ya? Böyle laf söylüyorsun. Seçim 19 Haziran'da, bu rapor 24'ünde mi verilmiş? 24 Haziran'da. Bir önceki dönem için mi veriyor? Evet, 24 Haziran 2021. Ya nasıl oluyor bu raporu veriyorsun İşten? Yani ben bunu anlamadım ya. Sen bu raporu çeteli niye şimdi konuşuyorsun bunları? Çıkıp konuşsaydı o gün şeyde, Mali Kongre'de. Bunları dileği konuşsaydın şimdi, çeteler var diye insanları karalamak bu kadar kolay mı? Karanlığa göz kırpma, çık delikanlı gibi konuş. Çizgileri çizmişsin orada, şunlar almış diye. Bulmaca mı çözeceğiz ya? Labirentten mi geçiriyorsun bizi? İsim mi koyacağız oraya? Ender, Levent, Erman veya şey Gürcan. Bunları mı yazacağız isimleri? Biz mi bulacağız bunları? Bir şey iddia ediyorsa isimlerini de söyleyeceksin. Bize bulmaca çözdürmeyeceksin.
Mahkemelik olacak bu. Öncel abi senin programda da söyledi zaten. Mahkemelik açıklamalar bunlar. Çete diyorsun sen bir gruba ya. Çete diyorsun. Peki kim getirdi torrenti? Kim getirdi? 1750 gelecek sene, 1250 bu sene. Ekipleriyle beraber hepsi Campos'a beraber 7,5 milyon euro maliyeti var Galatasaray'a. Bak şimdi bir devri kapattınız. Mahkemede bir şey tutturamazlar. Ben onu bilmem. Ama bir gerçek şu var. Kararı var. Şimdi Galatasaray'da iki tane başkan adayı ortaya çıktı. Bak bir şey söyleyeceğim. Beyler yani başkan adaylığı olmak Galatasaray'a çok önemlidir. Ama fotoğrafınızı astırmak için göreve soyunmayın. Burayı yönetmek bu kadar kolay değil. 600 milyon lira ödeme var. Mayıs'tan Ağustos'a kadar. Başkan seçilirim sonrasına bakarız da bu işler yürümüyor. Çiçildağ Moruta'nın şeyleri ödenmedi. Taksitleri. FIFA'ya gitmiş değil mi şey Bekali? 4 milyon dolar parası ödenmedi Muhammed Mustafa'nın. 3 milyon euro Falcao'nun parası ödenmedi. Futbolculara Mayıs ayında ödenecek 10-15 milyon euroluk ödemeler var alacaklarından dolayı. Bankalar Birliği'ne bir para borcu var. Evet. Hadi onu Bankalar Birliği devlet yardımcı olur 125 lira öderse 600 milyondan bahsediyorum. Bakın 600 milyondan. Hani başkan olacağız. Büyük para. Ben şunu anlamıyorum. Ender 50 milyon euro verecek. Gürcan 50 milyon euro verecek ekipte. Böyle başkanlık olmaz. O paraları verecekse onlar ortaya koyar başkan olur. Galatasaray'ın 40 milyon dolara taze para ihtiyacı var Ağustos sonuna kadar. Ha bunları yapmayacaksınız. Arka taraftan Ünal Bey destek veriyormuş şeye. Sen destek verdin de Sayın Başkan Galatasaray bir sene ceza aldı sizin yüzünüzden 70 milyonluk açık Mustafa açıktan dolayı. Para kalmadı mı sıcak para bu yere? Onları burası kullandı bitti o paralar. O paralar sıcak bitti. Para kaldı. O paralar bitti. Mustafa Cengiz döneminden 30 mu ne 40 mı ne hayır, para kaldı. 16 milyon dolar 16. para kaldı. 45 milyon lira lig ikinciliğinden kaldı. Bu coin diye paralar var ya onun 12 milyon eurosu kaldı. İşte yayıncı geldi işte. Onlar da transfer yapıldı zaten ya. Transferler 26 milyonluk aradaki transferler onunla yaptı. Bak Galatasaray'a çok önemli şunu söylemeye çalışıyorum. Muhammed ve Fegüli diyor derbide. Sen de okumuş o oynama ihtimali. Sana şunu söylemek istiyorum sevgili Ender. Evet. Şu gerçek var. Metin Öztürk Bey'in listesinde Nihat Kırmızı Bey vardı. Bugün Galatasaray Sportif AŞ'de. Evet. Gerçekten iyi bir Galatasaray. Ciddi katkılar sağladı. Bugün Galatasaray, bugün başkanla da konuştum. 31 Mart itibariyle şeyi almışlar biliyor. Zaten medyada çıktı bu haber. Ben kendim öğrenmiş gibi değil mi? Yemek hırsızlığı yapmayalım. 31'de borçluluk kağıdını alıp 95 milyon lira parayı yatırmışlar. Bunda problem ama bu paraların ödenmesinde çok ciddi bir Nihat Kırmızı'nın katkısı var. Hmm. Bunu unutmayalım. Kasa yani, kolaylığı kasa sağlamış. Kolaylığı sağlamış bu aşamada. Yani bu kasa kolaylıkları sağlayamayacaksanız lütfen Galatasaray'a zaman kaybettirmeyin. Onun için güçlü bir başkanlık sistemi kurmaya çalışın. Ben duyduğum kadarıyla Galatasaraylılar bakın başkan bunu ne kadar istiyor bilmiyorum ama benim duyduğum kadarıyla herkes Dursun Özbek'i ikna etmeye çalışıyor. Çünkü kasa kolaylığını sağlayabilecek Galatasaray tek başkanı diyor parasal anlamda. 94 milyon doları Riva'dan Denizbank'a yatırıp Florya üzerindeki ipotekleri kaldırmıştı. Bunları kaldırmasa Mustafa Cengiz de Florya'yı alamazdı. Ben Galatasaray içinde olduğum için söylüyorum bunları. Artı kurduğu takım 2 sene şampiyon oldu. Dursun Bey, satılan her oyunculardan para kazandı. Dursun Bey tek aday olursa mı katılacak? Ya bilmiyorum yani görüşmeler devam ediyor ama. 2 tane daha aday var çünkü. Başkanın da duyduğum kadarıyla yine ya benim yani ben Galatasaray'da başkanlık yaptım ama Galatasaray'da başkanlık yapabilecek insanların da bu analizleri yapması lazım dediğini duydum birilerinde. Yani toplantılarda falan bunu söylediğini duydum. E şimdi Galatasaray camiası içerisinde ben başkan olayım. O zaman ben de koyayım. 100 kişilik imza toplayayım. Ben de Galatasaray'a başkan olayım. E neyle ödeyeceğiz yarın? Öpücükle mi ödeyeceğiz o borçları? Öyle şey var mı Allah'ını seversen? Yani affedersin Galatasaray'a başkan olmak çok kıymetli, çok değerli. Abi canım dalga. Ama Galatasaray'ın bu sorununu bilmeden başkan olmak yarın yerin sorunları ortaya çıkar. 6 ay sonra seçime gidersiniz ama Galatasaray tarihinde başkan seçildi 6 aydır başkan diye resminiz kalır. Resim kalması için mi? Galatasaray tarihinde Galatasaray başkanlıkları önemlidir. Ama Galatasaray bugünkü şartlarda bu sorunlarını bilerek Galatasaray adı olmak gerekir diye düşünüyorum. Bunları yapamayacaksa kimse lütfen Galatasaray'a zaman kaybettirmesin.
Ya paralı güçlü biri gelsin yani, diyorsun kısaca hayır, değil mi? Tabii, yani ekonomisi yani gerektiğinde, sevgili hocam, gerektiğinde cebinden, masa şey kasa kolaylığını sağlayabilecek direkt cebinden verebilecek, biri olması tabii lazım. Yani bu kasa kolaylığını sağlasın. Ben mesela Dursun Özbek'in şeyi değilim ki yani, o avukatı değilim ama 21 milyon vermişti. 4 milyon eurosunu bağış yaptı Galatasaray'a. Hatırladım. Bir tane şeyde Bankalar Birliği'nde Abdurrahmet telefon etti geldi ya ona. Ben biliyorum demek mevzuyu. Ki bu önümüzdeki hafta biraz yoğun geçer. Yani işin gerçeği Cuma'ya bu. Kadar. Ama Sayın Başkan'a çok önemli kulisler insanlar gidiyorlar. Kulisler bayağı bir hareketli, çalışır. Ya başkanın bu konudaki istekli olmadığını bilmiyorum yani. Bir fikir sahibi değilim. Olur olmaz. Ama Galatasaraylı çok önemli insanların Dursun Özbek'i İkna etmeye çalışıyorum. Peki, Ünal Bey'e de çok Ünal şaşırdım. Bey, Sayın Ünal Bey. Eşref Hamamcıoğlu evet, Eşref Hamamcıoğlu'nu nasıl destekliyorsunuz? Ya Galatasaray'a ekonomik canım. Açıdan bir katkı yapmadınız ki. Halka arz yaptınız. Para geldi. 1 milyar lira para kullandınız. Her şey ortada. Ortada 15 milyon euro para verdiniz. Drogba'yı aldınız. Taraftar ister bunu. Drogba sonra gitti, o para Galatasaray'a kaldı. Evet. 2 sene şampiyon olduk diyorsun. 2 sene şampiyon oldu. Dursun Özbek de 2 sene şampiyon oldu. Ne oldu daha az maliyetli takımla? Şunu söylemekte fayda var. Galatasaray bu takımıyla gelecek sene bir yerde bir başarı olması mümkün değil. Buradan net söylüyorum. Galatasaray'ın en az 7-8 oyuncu ihtiyacı var. Nokta transferlere ihtiyacı var. Teknik direktör de olacak mı bu teknik direktör? Ben, ben tahmin etmiyorum. Ya Torrent'le nereye gidecekler ya? Torrent abi, hocalık size, yapmamış. Size bir haber vereceğim. Evet hocam. Benim bir arkadaşım var, Uçak Dalış, eski futbolcuydu. Türk Hava Yolları'nda müdürüydü. Şimdi bana mesaj atmış. Allah rahmet eylesin, haberiniz olsun. Nezi abiyi kaybetmiş. Söyledik, söyledik. Yani, Erman abi. Anladın mı? Ya. O yüzden dolayı çok fırsat olmadı. Şeyde. Biz bas sağlı değil. Hayır, bir de ilginç bir durum var Levent abi. Ya yukarıda maç beraber seyrettik. Orada konuştuk. Şimdi şey bitti. Galatasaray'ın kongresi sabaha karşı bitti. Bizim Emre yayın yapıyor. Abdurrahim Bey yayına bağlı şey canlı yayını aldılar. Medyaya yasaktı ya dışarıda. Evet. Kapının altında. Yani içeriden yayın ve yoktu. Bu ibra kararını çok eleştirdi Abdurrahim Bey. Böyle şey olur mu? Bu olmadı. İşte bu gelenek haline geldi. Olmaz böyle şey, haksızlık falan diye eleştirdi. Ondan sonra öğrendim ki Levent abi de doğruladı. Kongre içinde kendisi bira etmemiş. Elinde kırmızı zarfla dolaşıyormuş. Oradaki insanları işte yönlendiriyormuş. Ondan sonra bana da burada orada kongrede bunu takip edenler söyledi. Ben de görmedim ya. Yakup'tan aradım. Yakup'tan evet. Sordum. Resim çektirmişti. Aynen. Evet. Elinde kırmızı zarfla dolaşıp ben görmedim kabine girdiğini herkes gördü. Ben kimi kastediyorum? Evet. Çünkü Işıtan Bey'in şeyinde de var. Açıklamasında da var. Var evet. Eski yöneticiyle merak ettim. Ya dedim yani ibrasızlık sonrası yaptığı konuşma kongre içinde yaptığı konuşma ki bir haber daha çıktı Levent abi bazı yöneticilerin divan kuruluna başvurup biz ibra almadık ama seçime girmek istiyoruz. Bu konuda bir Hayır bakın Sayın Başkan imkan tanımaz ki. İbra, başkan yönetime girecek misiniz? Seçime girecek misiniz? Ne olacak dedi Sayın Burak Elmas haklı olarak. Dedi ki yani ben ibra olmak olmamak mahkemeden karar çıkartmak önemli değil ki. Ben o günkü dedi şeyin halini gördüm kongrenin bakışları yüzleri. Neye bir daha aday olayım ki dedi. Hayır. Haklı olarak yani. Peki bir şey soruyorum. Ben de çok kısa özür dilerim. İşten günle ilgili ama önemli bir şey soracağım. Ama başvuru yapan Mustafa Bey'in ekibiymiş. Burak Elmas'ın ekibi değil. Onlar da ibra almadı ya. Mahkemeden sadece yürütmeyi durdurma kararı aldılar. İbrasızlık kararı duruyor yani. Levent abi, iki tane ibrasızlık var. Bir şey soracağım. Mustafa Bey'in ekibiymiş yani. Burak Elmas'ın ekibi değil. Sen kongredeydin. Başkan çıksaydı. Direkt konuştu en başta. Hepimiz izledik. Konuştu işte. Deseydi Işıtan Gün işte burada istifasını verdi. Bundan sonra bizimle beraber olmayacak. Bitmiştir. Bundan sonra benim yönetimde yok deseydi ibra olur muydu? Işıtan Gün istifa etmeyi kabul etmedi ki. Hayır anladım tek abi. Tek başına alamaz. Hayır anladım. Ben şuna şaşırdım. Burak Bey hayır, anladım seçildiğinde ben. Şey dedi günle, herkesin imzası işten, var bende dedi. Hayır. İstifa boş kağıdı atılmaz. Işıtan Gün'le konuşsaydı. Kongre öncesi. Hayır başkan beraber diyorum. Işıtan Gün'e şunu söyleseydi. Ya sen böyle yani sıkıntılı bir süreç var. İbra oluruz olmayız ama gelinen noktada seninle ilgili ciddi sıkıntılar var. İşte attığın tweet
yaptığın işler şöyle böyle vesaire bilmem ne başka takımda. Sevgili hocam ona işte bile gerek yok. Sahibi ya. Olman, hayır bunu Sıcak. Tamam deseydi, imza atsaydı oraya çıksaydı konuşmasında işten gün istifa etmiştir konuşur. Bundan kazan, yani başkanın söylediği şu var hocam, seçildiğim günden itibaren beni aşağı indirmeye çalıştılar dedi. Hayır ben onu demiyorum. Levent anladım abi. Da ona da gerek yoktu canım hocam. Deseydi ki çok basit. Geldi kongreye konuşmacı olarak Galatasaray camiasının duygularını anladım. Tamam. Kongre seçim istiyor. Evet. Seçime gidiyorum deseydi kongre 12'de bitmişti. Ben ya. Anladım onu geçtim. İşten günü deseydi şunu bir tek yani istifa etti bizimle beraber değil. Buyurun burada işte konuştum da bundan sonra bizim dediğimiz. Etmediyse ne olacak? Hayır ettiğini düşünüyorum. İbra olur mudu bir tek onu? O yetmezdi. Tamam. O yetmezdi. Çünkü İştan Gün'le ilgili hanımefendiler çıktılar konuşma yaptılar. Çok ağır ve çok biliyorum, alkış aldılar. En başta bir gün Özkan çok mükemmel yani diyorsun, konuştu. En öyle bir şey evet. Çıksaydı istifasını verdi vesaire. Deseydi, yeterli olmazdı. Yeterli olmazdı diyorsun yani. Ya, gerek yoktu en yakın dostları. En yakın dostları ben içeri girdiğimde ibrasızlığın iyi olmadığını, artık Galatasaray'a yakışmadığını söylerken. Son 10 yılda 3 oldu. Şunu söyledi. Dedi hocam seçime git dedik dedi. Dinlemedi başkan. Hı. Belki de devam etmek istemedi. Gönlü kırıldı. Yani belki de camianın havasını görünce gönlü kırıldı. Ne olursa olsun dedi ve devam etti gitti. Yani ben şuna da üzüldüm. Annesi ve babası da yani kendi yaşlarına rağmen sabaha kadar orada otururlar. Faruk Süren ve eşi de, kendi eşi de oradaydı. Yani sabahleyin o kongre bitinceye kadar bütün aile gitmedi yani bu sebeple. Bu ibrazlıkla değil. Verin, yani şunu Galatasaray Başkanı da şunu anlasın. Yani eğer camia seçim istiyorsa seçim kararını verin. Peki. Yani.